Kolay dersliğe hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilgisi 2. dönem 1. yazılıya hazırlanacağız birlikte. Hadi başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. 1 ile başlayalım. Isı bir enerji çeşididir. Doğru arkadaşlar, ısı bir enerjiydi değil mi? Sıcaklık ise bir göstergeydi. Karıştırmayalım ısı ve sıcaklığı. 2'ye bakalım. Kaynama her sıcaklıkta, buharlaşma ise belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Arkadaşlar tam tersi. Saf maddelerin kaynadığı bir değer vardır. Bu sıcaklık değerine biz kaynama noktası diyoruz. Fakat buharlaşma her sıcaklıkta oluyor. O yüzden 2 numaramız yanlış. 3'e bakıyoruz. Katı bir maddenin ısı alarak gaz hale direkt geçmesine süblimleşme denir. Bu doğru arkadaşlar. Doğada kuru buz ve naftalin gibi maddeler sıvı hale geçmeden direkt buharlaşabiliyor. Buna biz süblimleşme diyoruz. 4'e bakalım. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru arkadaşlar. Kaynama noktası, erime noktası, donma noktası bunlar saf maddeler için ayırt edici bir özellik. 5'e bakalım. Isı alan demir bir bilye genleşir. Genleşme arkadaşlar bir maddenin ısı alarak hacminin artmasına diyoruz. Genleşme kelimesini unutursanız aklınıza genişleme kelimesi gelsin. Bakın genleşme ve genişleme kelimeleri birbirine çok benziyor. Anlamca da benziyor. Belki bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Şimdi buna doğru diyoruz o yüzden. 6'ya bakalım. Gaz maddelerde büzülme olayı görülmez. Arkadaşlar bu yanlış. Çünkü katı, sıvı, gaz bütün maddeler hem ısıtılınca genleşir, ısı kaybedince ise büzülür. Yüzeyin normali üzerinden gelen bir ışın kendi üzerinden geri yansır. Bu doğru arkadaşlar. Zaten yansıma kanunlarımızdan da bir tanesiydi bu. 8'e bakalım. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır. Doğru arkadaşlar. Işık ışınları her yöne ve doğrusal olarak yayılıyordu. Opak maddeler ışığı iyi geçirir demiş. Opak maddeler ışığı hiç geçirmeyen maddeler, mesela tahta, duvar, kapı gibi. O yüzden bu arkadaşlar yanlış. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Burada arkadaşlar boşluk doldurmalarımız var. Şimdi 1 ile başlayalım. Kaynama süresi boyunca cismin sıcaklığı nokta nokta kalır. Nasıl kalır arkadaşlar? Hal değişimleri esnasında bu kaynama için de geçerli, erime için de geçerli. Sıcaklık değişmiyordu, sabit kalıyordu değil mi? 2'ye bakalım. Saf katı bir maddenin erimeye başladığı sıcaklığa ne denir? Zaten bunu anlamışsınızdır. Bakın burada ipucu kelimemiz var değil mi? Erimeye başladığı sıcaklık tabii ki erime noktası. 3'e bakalım. Cisimlerin sıcaklığını nokta nokta ile ölçeriz. Neydi arkadaşlar? Ne ile ölçüyorduk? Tabii ki termometre ile ölçüyorduk. 4'e bakalım. Bir maddenin ısı alması sonucu hacminin artmasına nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Genleşme değil mi? Az önce de bunu sizle konuştuk. Genişleme kelimesinden hatırlayabilirsiniz. 5'e bakalım. Isı birimi nokta nokta ya da nokta noktadır. Neydi ısı birimi arkadaşlar? Joule değil mi? Ya da kaloridir. Peki sıcaklığın birimi neydi? Derece Celsius'tu değil mi? 6. Işığı iyi geçirebilen maddeler nasıl maddeler arkadaşlar? Bir tarafından bakınca diğer tarafını görebiliyorsunuz. Çünkü ışığı çok iyi geçiriyorlar. Biz bunlara saydam maddeler diyoruz. 7'ye bakalım. Nokta nokta bir opak madde örneğidir. Opak maddelerin bir tarafından bakınca diğer tarafını göremiyorduk. Çünkü bu maddeler ışığı hiç geçirmiyordu arkadaşlar. Örnek olarak da neyi verebiliriz? Mesela tahta, duvar değil mi? Bakalım bu şıklarımızda da duvar varmış. Onu indirelim hemen aşağı. 8'e bakalım. Gelen bir ışının yüzeyin normali ile arasındaki açıya ne denir arkadaşlar? Gelme açısı denir değil mi? Hadi geçelim bir sonraki sayfamıza. Buharlaşma ve kaynama arasındaki farkları yazınız demiş. Buharlaşma arkadaşlar sıvı bir maddenin gaz hale geçmesi. Buharlaşma hızı sıcaklığa bağlıdır. Yani maddenin sıcaklığı arttıkça daha hızlı buharlaşmaya başlıyor madde. Buharlaşmanın en hızlı ve yoğun olduğu an ise kaynama noktası. Kabarcıklar böyle çıkar değil mi sıvının her yerinden ve artık kaynama süresince sıvının sıcaklığı değişmez. Şöyle bir örnek verelim. Su mesela her sıcaklıkta buharlaşır değil mi? Yazın yere dökülen su bir bakıyorsunuz kurumuş, yani buharlaşmış. Ama kaynamıyor değil mi? Hadi şimdi farkları yazalım teker teker. Buharlaşma arkadaşlar sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir. Kaynamada ise bakın sıvının her yerinde oluyor. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Arkadaşlar bunu asla unutmuyorsunuz. Bu çok önemli. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Peki
Kaynama ise belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Mesela arkadaşlar, su için nedir bu? 100 derece Celsius'tur. Ayırt edici bir özelliktir de aynı zamanda kaynama sıcaklığı. Devam edelim bakalım. Sıcaklık buharlaşma anında değişebilir. Aslında zaten bu az önce söylediğimiz şeyle aynı. Her sıcaklıkta buharlaşma olduğu için buharlaşma anında sıcaklık tabii ki değişebilir. Ama kaynama için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Kaynama anında sıcaklık arkadaşlar sabittir. Bu da çok önemli. Hatta şöyle ünlem koyalım. Kaynama anında sıcaklık değişmiyor. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Aşağıda verilen özellikleri ısı ve sıcaklık kutularından uygun olanına yerleştiriniz demiş. Enerjidir. Enerji olan neydi arkadaşlar? Isıydı değil mi? Bu durumda enerji değildir dediği hangisi? Sıcaklık. Sıcaklık bir enerji değil, bir gösterge. Peki, sıcaklığı fazla olandan az olana doğru geçen şey enerji olan ısı değil mi? Onu da hemen buraya götürelim. Maddeler arasında alınıp verilmez. Bakın, ısı maddeler arasında alınıp verilir ama sıcaklık verilmez. Peki, birimi kalori ya da jüldür. Arkadaşlar, ısının birimi kalori ya da jül, sıcaklığın birimi ise derece Celsius'tur. Termometre ile ölçülür demiş. Biz sıcaklığı termometre ile ölçüyoruz arkadaşlar. Bu da buraya gelsin. Kalorimetre kabı ile hesaplanır demiş. O ise ısıyı anlatıyor. O da ısıya gitsin. Bakalım sırada ne varmış. Aşağıda oklarla belirtilen hal değişimlerinin isimlerini yazınız demiş. Sıvı bir maddenin çevresine ısı vererek katı hale geçmesine ne diyoruz biz? Donma diyoruz. Katı bir maddenin ise ısı alarak sıvı hale geçmesine biz erime diyoruz. Hemen yazalım. Örnek olarak mesela buzun erimesini söyleyebiliriz. Sıvı bir maddenin çevreden ısı alarak, bakın arkadaşlar, ısı alarak gaza dönüşmesi ise buharlaşma. Maddenin gaz halden çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesine ise biz yoğuşma diyoruz. Mesela arkadaşlar, kaynayan bir tencerede yükselen buharlar soğuk kapağa değdiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Orada sıvı hale geçiyorlar. Çünkü ne yapıyor? Isı kaybediyor değil mi? Ve yoğuşuyor. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine ise biz süblimleşme diyoruz. Bunu da hemen işaretleyelim. Peki, havada asılı su buharının arkadaşlar direkt katı hale geçmesine biz ne diyorduk? Kırağlaşma diyorduk. Bunu da kışın arkadaşlar soğuk havalarda çimenlerin ya da arabaların üstünde buz kristali şeklinde görebiliriz. Peki arkadaşlar, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi saf bir maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir? Artık bu soruyu yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar, kaynama sıcaklığı neydi? Ayırt edici özellikti. Donma sıcaklığı, erime sıcaklığı, bunlar ayırt edici özellik. Fakat buharlaşma sıcaklığı değil. Neden değil? Çünkü sıvılar arkadaşlar her sıcaklıkta buharlaşıyor. O yüzden hangi sıcaklıkta buharlaştığına bakarak o maddenin ne olduğunu söyleyemeyiz. Yani ayırt edici bir özellik değildir buharlaşma sıcaklığı. Cevabımız B şıkkı, hemen işaretleyelim arkadaşlar. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde maddenin ısı aldığını, hangilerinde ısı verdiğini belirtiniz demiş. Kaynama arkadaşlar sıvıdan gaza bir geçişti değil mi? Ne yapıyorduk? Kaynama anında ısı alıyorduk. Donma ise arkadaşlar sıvıdan katıya bir geçiş. Tabii ki ısı veriyoruz, kaybediyor değil mi? Erime arkadaşlar katıdan sıvıya geçişti. Erime de tabii ki ısı alırdı. Yoğuşma ise arkadaşlar gazdan sıvıya bir geçişti. O yüzden ısı verir diyoruz buna. Buharlaşma sıvıdan gaza geçiş, yani ısı alıyoruz. Süblimleşme ise arkadaşlar neydi? Katıdan gaza geçişti değil mi? Isı alırdı o yüzden. Kırağlaşma ise bunun tam tersi. Gazdan katıya bir geçiş ve ısı verir. Bakalım sırada ne var? Aşağıdaki maddeler arasında ısı akışı hangi yönde olur gösteriniz. Arkadaşlar, ısının akış yönü her zaman sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğruydu. Ne zamana kadar? Sıcaklıklar birbirine eşit oluncaya kadar ısı alışverişi devam ediyordu. Maddenin büyüklüğüyle ilgisi var mıydı? Hayır, hiç ilgisi yok. Bakın, burada küçük olan maddemiz 50 derece Celsius'ta, büyük olan maddemiz ise 20 derece Celsius'ta. Ama arkadaşlar, büyüklükle ilgisi yok. Ne olacak? 50'den 20'ye doğru ısı akışı olacak. Şöyle güzelce bir çizelim bakalım. Evet, ısı akışı yönümüz bu şekilde. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Aşağıdakilerden hangisi kendinden daha sıcak bir ortama konulan bir plastik top için söylenemez? Ne söylenebilir? Biz onları işaretleyelim arkadaşlar.
Ne olur bu topumuz genleşir, yani hacmi artar. Daha sıcak ortamda sıcaklığı da artacak tabii ki. Sıcaklığı neden artıyor? Çünkü dışarıdan ısı alıyor. Peki büzülür mü? Hayır, büzülmez. Büzülmek aklınıza küçülmek kelimesinden gelebilir. Küçülmüyor, aksine hacmi artıyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Şimdi arkadaşlar ışık konusuna geldik. Yansıtıcı bir yüzeye gelen bir ışık ışını ne oluyordu? Belli kurallara göre yansıyordu. Yansıtıcı yüzey deyince aklımıza ne gelecek? Mesela bir aynayı düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle buraya yazalım, yansıtıcı yüzeyimiz bu. Peki, gerçekte var olmayan hayali bir çizgimiz var. Bunun adı neydi arkadaşlar? Yüzeyin normali, N ile gösteriyoruz. Şimdi bir tane ışık kaynağından bir ışın gönderelim arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz? Gelen ışın. Peki gelen ışınla bakın dikkat edin. Şurada N yani yüzeyin normali arasında kalan bir açı var. Şöyle hatta güzelce çizelim bakalım. Bu açının adı ne? Gelme açısı. Sakın burasıyla karıştırmıyorsunuz. Burası yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı, tamam mı arkadaşlar? Gelme açısı hep burası, normalle arasındaki açı. Peki şimdi ışınımız geldi değil mi arkadaşlar? Bakın geldi, aynaya çarptı, ne olacak? Geri yansıyacak. Bir onu da çizelim bakalım. Bunun adı da neymiş? Yansıyan ışın. Peki yansıyan ışınla normal arasında bakın şurada bir açı olacak. Onu da çizelim bakalım. Onun adı da yansıma açısı. Bakın yansıma açısı ve gelme açısı her zaman birbirine eşit. Bu bir yansıma kanunu. Bunu unutmuyoruz. Bir de arkadaşlar şurada bakın bir açımız daha vardı. Bu açıya ne demiştik? Az önce de söyledik zaten. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. Bir de bunun tam karşısındaki bir açımız daha var. Bunun da adı yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu konuyla ilgili bir soru çözelim bakalım. Aşağıdaki şekil için gelme ve yansıma açılarını bulunuz demiş. Ne demiştik? Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşit oluyor demiştik değil mi arkadaşlar? Bakın buradaki 50 nedir arkadaşlar? Bizim yansıma açımız değil mi? Hemen 50'yi yazdık. Yansıma açısı her zaman gelme açısına eşit olacağına göre o da 50. Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre saydam, yarı saydam ve opak maddeler olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bu gruplara örnekler veriniz. Arkadaşlar saydam deyince ne anlıyoruz? Işığın çok büyük bir kısmını, hatta neredeyse tamamını geçiren maddelere biz saydam madde diyoruz. Bu yüzden arkalarındaki cisim net bir şekilde görülebiliyor. Örnek olarak ne verebiliriz? Bakın, hava diyebiliriz, su ve cam diyebiliriz. Yarı saydam ise ışığın bir kısmını geçiren maddeler. Bunların arkasındaki cisimler net görülemez, böyle belli belirsiz bir görüntü görürüz. Bunlara da örnek olarak ne verebiliriz? Buzlu cam, yağlı kağıt, tül perde arkadaşlar, yarı saydam madde örnekleri. Peki opak madde neydi? Işığı hiç geçirmeyen maddeler. Bu yüzden arkalarındaki varlıklar görülemez arkadaşlar. Örnek olarak da bakın ne diyebiliriz? Duvar diyebiliriz, kapı diyebiliriz ve ayna diyebiliriz. Arkadaşlar ayna genellikle kafamızı karıştıran bir örnek. Aynayı öğrenciler saydam zannediyor. Ama şunu unutmayın. Aynanın arkasındaki şeyi biz aynadan bakarak göremiyoruz aslında. Aynadan gördüğümüz görüntü kendi yansımamız. Değil mi? Aslında ayna arkası böyle koyu renk bir şeyle boyanmış bir cam. Yani aynanın içinden baktığımızda diğer tarafı göremiyoruz. O yüzden o opak madde. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansıma, pürüzlü yüzeylerde ise dağınık yansıma görülür. Aşağıdakilerden hangisi pürüzlü bir yüzeydir? Bakın arkadaşlar ayna, durgun su gibi yüzeylerde düzgün yansıma oluyor. Paralel gelen ışınlar birbirlerine yine paralel olarak geri yansıyor ve biz bu yüzeylere baktığımız zaman mesela kendi yansımamızı görebiliyoruz. Ama arkadaşlar mesela pürüzlü bir yüzeye baktığımız zaman ne oluyor? Birbirine paralel olarak gelen ışınlar paralel yansımıyor. Bakın dağınık yansıyor. O yüzden net bir görüntü oluşamıyor. Yani mesela bir pürüzlü yüzey örneği verelim. Duvara baktığımız zaman biz kendimizi, kendi yansımamızı göremiyoruz. Çünkü dağınık bir yansıma oluşuyor. Peki arkadaşlar şimdi sorumuzu çözelim. Durgun su yüzeyi nedir? Pürüzsüzdür değil mi? Kendimizi görebiliriz. Aynada yine aynı şekilde. Folyo eğer buruşturulmamış düzgün bir folyoysa orada da düzgün yansıma oluşur. Ama buruşturulmuş folyo olsaydı eğer burada o şekilde yazsaydı bu pürüzlü bir yüzey olacaktı. Peki halı tabii ki pürüzlü bir yüzey değil mi? Halıya baktığımız zaman kendimizi göremeyiz çünkü dağınık yansıma oluşur. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Yanda saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır? Bakın grafikle birlikte ilerleyelim arkadaşlar.
Bir maddemiz var. Ne olmuş bu? Önce ısınmış, ısınmış, ısınmış. Sonra bakın sıcaklık değişmiyor fakat zaman ilerliyor. Yani hal değiştiriyor. Sıcaklığın burada değişmediği için, bakın 40'ta sabit kaldığı için biz burada hal değişimi olduğunu anlıyoruz. Sonra ne oluyor? Tekrar biz ısıtıyoruz, ısıtıyoruz, zaman geçiyor değil mi? Sıcaklığı artıyor. Fakat ne oluyor? Yine biz ısıttığımız halde sıcaklık değişmiyor. 80'de sabit kalıyor. Yani yine burada bir hal değişimi var. Ve sonra tekrar madde ısınmaya devam etmiş. Peki şimdi bunların isimlerini yazalım. Bakın burada arkadaşlar maddemiz katı halde değil mi? Katıymış. Sonra ne olacak? Hal değiştirecek. Yani eriyecek arkadaşlar. Erime gerçekleşiyor burada. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın ısınmaya devam ediyor. Ama eridiği için artık burada maddemiz sıvı halde değil mi? Peki yine hal değiştirecek. Ne olacak bu sefer? Kaynayacak. Yani kaynama anında ne olacak? Gaza dönüşecek. Kaynadıktan sonra maddemiz artık tamamen gaz hale geçmiş oluyor. Madde 80 derece Celsius'ta kaynamaktadır demiş. Bakıyoruz. Evet gerçekten de kaynama 80 derece Celsius'ta gerçekleşmiş. Maddenin erime noktası 40 derece Celsius'tur demiş. Bakalım erime 40'ta gerçekleşmiş. Bu da doğru. Peki madde dışarıdan ısı almaktadır. Doğru, madde ısındığı için bu gerçekleşiyor değil mi? Bu hal değişimleri ve ısınma. O zaman bu da doğru. Madde erirken sıcaklığı yükselmektedir demiş. Bakın arkadaşlar kulağa doğru gibi gelen ama çok yanlış bir cümle. Bakın erime anında bir hal değişimi olduğu için sıcaklık hiç değişmiyor. Zaten grafikten de bunu anlayabilirsiniz. Cevabımız D şıkkı. Bakalım sırada ne var? Aşağıdakilerden hangisi yandaki opak maddenin perdenin üzerindeki gölgesi olabilir demiş. Bu sizler için bence çok kolay bir soru arkadaşlar. Maddemiz yuvarlak olduğu için tabii ki gölgesi de yuvarlak olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Peki bir şey daha söyleyelim burada ışıkla ilgili. Bakın arkadaşlar birinci söylemek istediğim şey bu maddemizin opak olması çok önemli. Eğer saydam olsaydı ışık geçerdi içinden değil mi arkadaşlar? Ve burada karanlık bir bölge yani gölgemiz oluşmazdı. Peki başka ne söyleyebiliriz? Bakın arkadaşlar şu anki gölgemizin boyu diyelim ki şu kadar değil mi? Bu gölgenin boyu bazı durumlarda daha da büyüyor, bazı durumlarda da daha da küçülüyor. Peki neye göre? Fener ve topun arasındaki mesafe küçüldükçe arkadaşlar gölgenin boyu büyüyor. Bakın örnekle gösterelim. Mesela feneri alalım buradan ve şuraya getirdiğimizi düşünelim. Çıkan ışınlar nasıl gidecek? Şöyle gidecek değil mi arkadaşlar? Bakın gördünüz mü? Bakın yeni gölgeyi yeşil renkle çizelim. Yeni gölgemiz daha büyük oldu değil mi arkadaşlar? Yani bu aradaki mesafe küçülünce gölge büyüyor. Topu fenere yaklaştırırsa da mesafe yine küçülmüş olur ve gölgemiz yine büyür. Peki arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Size ders anlatmayı çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda yine görüşelim. Hoşça kalın.